Evet takım oyununda son viraja girdik. Şimdi arkadaşlarımdan rica edeyim. E, Muhtemelleri şöyle versinler. Maçı konuştuk. Muhtemellerin üzerinde konuştuk. Hakemi konuştuk. Varı <laughs> konuştuk. E, var var da önemli Erman abi. Yani en az hakem kadar önemli onu belirteyim. Yani bilemiyorum kim olur. Var mı tahminin? Yani böyle e, tecrübeli hakemlerden biri olur diye düşünüyorum ben ama sen... Cüneyt'in maçı var mı? Var mı çok Fırat Cüneyt Hoca. Fırat olabilir benim işime Fırat doğuyor. Veya Fırat, Fırat olacak bir, ba bir bakacaklar Eğer şimdi yoksa, arkadaşlar ikisinin maçı yoksa. Şöyle e, kadrolar bu, e, takımların mevcut durumu bu. Skor tahmini sormayacağım da size oyunun senaryosuna ilişkin şöyle bir oyun olur, bir nasıl bir öngörünüz var onu soracağım kısa kısa. Mehmet seninle başlayalım. Bence Fenerbahçe takımı biraz daha durdurup yani topu Galatasaray zaten top Galatasaray'da olacak. Biraz daha topun arkasında kalacak. Ee, kazandığı toplarla da çabuk çıkmaya çalışacak. Çünkü Fenerbahçe takımı ne olursa olsun deplasmanda oynuyor bakıldığı zaman. Bir puan da e, Erman Hoca'nın da söylediği gibi iki tarafa da şey yapmaz. Yani Fenerbahçe takımında bir puan kötü değil. Yani ben e, yani kaybetmez diye düşünüyorum ben. Benim içimden geçen skoru demeyeceğim ama oyun geneline bakacağım ben beraberlik düşünüyorum. Daha hocam. Galip gelmek isteyecek. Daha ofansal anla... anlamda riskler alacak takım Galatasaray olacak. Hı hı. Daha topa sahibi olarak da büyük olasılıkla oynayacak. İşte orada savunma arkası özellikle Galatasaray'ın doğru kullanmak Fenerbahçe adına çok önemli. Bunu da planlaması maçın kendi lehine çevirmesine sağlayabilir Fenerbahçe. da özellikle ama yani oyunun hakim olacağını düşünüyorum her iki yarıda. O da eğer Fenerbahçe geriye düşerse çevirmek anlamında ciddi sıkıntıya da yaşayabilir. Onun için maçın sıfır sıfırını bana göre Fenerbahçe daha dengeli oynayıp sabırlı oynaması gerekir. Mutlaka öne çıkan alan boşaltan Galatasaray savunmasına pozisyon bulabilir. Galatasaray'ın da özellikle zorlanacağı bölüm 0-0'lık bölümdür. O bölümde eğer bir gol atıp öne geçerse çok rahat maç oynayacağını düşünüyorum Galatasaray'ın. Erman abi. Şimdi bu tip maçlarda hakemin şöyle bir önemi var. Yani hakemin şey değil de işte Fener Galatasaray olarak değil de bir. Hangisi bozmayı oynayacak? İki. Bire bir eşleşme olacak mı? Bire bir eşleşmede sertleşme olacak mı? Basma olacak mı? Taktik foale başvurulacak mı? Hakem bunları çözebilecek mi? 11-11 bitecek mi? Tabii. <laughs> Şimdi bunları çözen hakem maçı kurtarır. Mesela taktik fuol. Ben bakıyorum bazı takımlar mesela hızlı çıkıyor dök indiriyorlar, dök indiriyorlar. İlla aynı adam ikinci fuolde, üçüncü fuolde sarı kart görür diye bir kanun yok. Hakem olarak dersin ki kardeşim bakın taktik fuol yapıyorsunuz. Şu ana kadar iki üç defa yaptınız. Bundan sonra yapacağınız ilk taktik fuolde kim yaparsa ona sarı vereceğim. Hadi yapsın bakayım. Hmm. Çünkü senin çözdüğünü görecek. O da diyecek ki, abi ben ilk defa yapıyorum. Bir adam illa ayrı ayrı yapsalar ne olacak? On tane mi bekleyeceksin? Bak bunlar ince işlerdir. Hakem gelir der ki bak taktik foil yapıyorsunuz bir daha yaparsanız ilk yapana vereceğim. Çat diye çakar. Ne bileyim adam adamı oynar. Adamı markaj yapmak ayrı, Adamı basmak ayrı, adamı ezmek ayrı. Onu çözebilir misin? Top burada oynanmadığı zaman öbür tarafa giderken şöyle bir tarama şansın var mı? Muhabbet nasıl orada şöyle bir? Yürürsün istediğin zaman yakalayabilirsin arkaya dönüp bilirsen. Yani bir haltlar olmadan engelleme yapabilir misin? Yapmazsan Allah muhafaza. Bak göreceksiniz. Basmalı ne? maç olacak. Basmalı maç olacak. Niye basmalı maç olacak? Ben size söyleyeyim. Fatih İdderim Avrupa evvel dinliyorum bazın toplantısında. Bir gazeteci şöyle e, bir soru yöneltti. İyi bir soru. Dedi ki Abdülhamid Bayrak beyaz sayfa açalım dedi. Fatih İdderim dedi ki aynı yerdeyiz ama... ...aynı düşünmeyebiliriz. Beyaz sayfa falan olmaz dedi abi. Caddeyi geçirdi. Bu ne demek? Bu maça tesir eden. Hocam... ...bunlar ince işler adamış işler onun için... ...dikkatle izlenecek bir maç... Da 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 başka konularda onları da yarın akşam konuşacağım. Peki. mı? Bugün konuşacaktım bazı şeyleri yarına bıraktım. Peki, e, çok keyifli bir maç olsun. E, biz de o Bizi maçın güzelliğini, da. keyfini konuşalım. Fazla. Maçın İnşallah. keyfini konuşalım. İnşallah. O güzel görüntüleri. Derbi derbi konuşalım. gibi olsun, evet. değil mi? İki büyük evet. kulübe yakışır bir Gol şekilde. E, yarın e, Beşiktaş'ta Konya deplasmanında bu arada olacağım. Bir cümlede onun için rica edeyim. Sonra çünkü şu çok konuşulan, çok konuşulan Manchester, Brighton Manchester maçını Erman abiye soracağım. Görüntülerle Herkese beraber. Herkese abi, bana ne soruyor? Herkese soracağım. Beşiktaş'ın muhtemeli ekrana yansıyor bu arada. Yani Konya bay maçı vardı ilk üç haftada. Bir maçta bir puanı var. Beşiktaş işte kupa mesaisi, Avrupa mesaisi malum kapandı o defter. Bir de Türkiye'de böyle bir klasik klişeleşmiş bir cümle var. İşte işte ele bu sezonda 40 tane maç oynayacak, Ziraat Türkiye Kupası var, yorulacak oyuncular vesaire vesaire konuşuluyor. Bunlar doğru cümleler değil. Türk futbolunu geriye götüren cümleler bana göre. Geriye götüren akıllar aynı zamanda. Hı. Böyle şeylere de prim tanımamak, destek vermemek gerekir. Zaten sosyal medya maalese maalesef bizde doğru kullanılmadığından orada bile destek veren var. Yani Beşiktaş takımı yolda elendi, ligde götürür. Ligde götürüyorsun, ligde aldığın galibiyetle UEFA Avrupa Ligi'nde aldığın galibiyetin rakamı UEFA Avrupa Ligi'nde iki katı. Bir de Avrupa'da olman gerekir. İşte Ukrayna örneği. Ukrayna'da geçildiğin zaman artık şampiyonun ön eleme oynayacak. İşler evet. bu adte geldi. Onun için elinde tek Koca, kalan, Ukrayna, tek kalan, de tabii Beşiktaş'ın tek kalan elinde ligde hedef. Bu hedef içinde Beşiktaş'ın kupadan elendikten sonra da hafta içinde... Konya'dan galip dönmesi, gelmesi gerekir. Galip gelmesi. Eğer galip gelirse Konya deplasmanından Beşiktaş yani hedef anlamında evet belki 3. hafta ama hedef anlamında bir şeyler söyler. Öbür türlü Beşiktaş zaten kulübünde bazı sıkıntılar var. Her an kırılmaya müsait bir yapısı da var. Ha şuna da katılmıyorum. Bak Pauk elendi Beşiktaş. Evet. Rio Ave elendi. Yani Adem Laiç'e Adem Laiç'in ve Lens'in aldığı rakama Portekiz takımı bir yıllık genel bütçesini yapıyor kulüp. Yalnız maaş ödemiyor genel bütçesi yani. böyle. Yani burada Sergen Yalçın sırf şunu da söylemesi gerekir: nasıl geçen sene hakkını verdik Sergen hocanın. Yani sırf işte yönetim işte geç transfer yaptı vesaire falan ama senin seviyende olan takımlara elenmiyorsun sen. Özellikle senin belki seviyenin abi. seviyenin Özellikle altında abi. olan takımlara eleniyorsun. Eleştirinin sırf, bunu çok yani, sırf bunu yani sırf bunu yani oyuncu geç oldu yönetim şu bu o algı yaratmamak gerekir. Onun için Sergen Hoca işine odaklanıp artık ligde daha Beşiktaş'ın dengeli oyunlar oynayıp ve de skoru alması gerekir. Yukarıdan da yarıştan da kopmaması için. Var mı hocam bir ekleme? Bir istihbaratım var. Sergen'in almak istediği oyuncular bir de yönetimin almak istediği oyuncular. Yönetimin almak istediği oyuncuları Sergen beğenmiyor. Sergen'in almak istediği oyuncuları da yönetim alamıyor maliyet açısından. Maliyet. İçerideki çok kestirme söyleyeceğim bu iki cümle. Ve doğru iki cümle. Ya elinde imkan olsa zaten Sergen Hoca. Doğru hani, iki yani, cümle. cümle. Hocam üç oyuncu anlamda. mesela Wellington, Mensa ve e, El Sakalay'ı e, ikisi Alanya zaten öğrencisiydi. Evet. Mensa da üçünü isteyen Sergen Hoca. Sergen Hoca çok istemişti. bu oyuncuların dışındaki belki söylüyor. evet. Bu oyuncular zaten kadrosuna katmış. Deniyor ki Sergen Hoca'nın istediği oyuncular zaten malum oyuncular beğendiği. Bilinen yüksek maliyetli yani, oyuncular. Yani onları